abimle biz, şimdi babamın, annemin mezarının olduğu bölge, bazen de bizim müzenin olduğu bölgeye gelip orada baba beklerdik. Ve her karartıya biz koşardık. Baba geliyor diye. Baba da 2 ya da 3 yılda bir gelirdi. Onun için annemi çok, o bekleme cesareti, sabrı, sadakati nedeniyle ben Baksı Müzesi'ni kadınlara teslim etmek istiyorum. Hocam merhaba. Merhaba. Bugün öncelikle bizi bu güzel atölyenize davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam sizin bütün söyleşilerinizde bahsettiğiniz bir şey var. Diyorsunuz ki kültürün arkasında 3 şey vardır: tarih, coğrafya ve çağ. Bu söyleşinin de temel taşları bunlar olsun istiyorum aslında. Ve buradan yola çıkarak 1946 yılının Bayburt'una gitsek, içine doğduğunuz ev, aile, coğrafya nasıldı, oradan bugüne gelsek, böyle bir seyir izlesek. Evet, çok güzel olur. Bu doğrudur. Ben bütün konuşmalarımda da aslında kültürü etkileyen 3 ana öge olarak, ana etkileyici olarak coğrafyayı çok önemsiyorum, tarihi önemsiyorum, bir de çağı önemsiyorum. Yani ben özneye çok hak veren birisiyim. Öznenin biricik olduğuna çok inanan birisiyim. Ve de gerçek demokrasinin de oradan geleceğine inanan birisiyim ama kendi bulunduğu coğrafyayla birlikte, o şey, insanlık yolculuğuyla birlikte o kişisel tarih, o bütünlük içerisinde bir tarihtir. Doğduğum yere gelince, doğrusunu isterseniz 1946'lı yıllar, daha kabalı toplumun yılları, ama 1938'de benim babam gurbete gitmiş. Yani demek ki ben doğmadan bizim aile gurbetle tanışmış. Demek ki Anadolu kapaklarını açmış. Daha mutluluk için, daha yenilik için, daha belki özgürlük ve şey için, daha zengin bir dünyada yaşamak için umudu kendi toprağında değil, dışarıda aramaya başlamış. Bunun bir olumlu yanı var. Giderek öteki kültürlerle bir iletişime giriyor. Bir kötü yanı var. Çok fazla gittiği için de kendi değerlerini unutulması söz konusu oluyor. Bütün bunları yan yana koyduğunuzda aslında bu üçlünün bir uyum içerisinde, bir gelecekçi bakış açısıyla ele alınması galiba en doğru şeylerden bir tanesidir. Gerçeklikle ütopya arasında bir ortamda büyüdüğüm söz konusu, bir de destanlar dinledik biz. Yani masallar dinledik biz. Onun için kendini ötekini anlatan insanların olduğu bir çocukluk yıllarında ben yaşadım. O çok lezzetliydi, o çok güven vericiydi ve o çok ufuk açıcıydı. Tüm bunları yan yana getirdiğinizde olağanüstü özgür, olağanüstü kendi olma fırsatı veren, denemeye sizi açan, sorumluluk yükleyen size bir çocukluk dönemiydi. Galiba benim hayatımın şekillenmesinde en büyük rol odur diye düşünüyorum. Sonra İşte bir baba, ufku geniş bir baba, çocuklarının okumasını istiyor. O okuma süreci içerisinde İstanbul'a geliyoruz. Özel okullar dönemi var o sıra. Ha, şunu söyleyeyim, biz Bayburt'ta, ben sanat enstitüsü okudum. Ortaokulu Bayburt'ta okudum. Lise için Gümüşhane'ye gittiğimizde, o sıra Gümüşhane'de lise vardı. Bizi Bayburtlu olduğumuzu öğrenince kaydetmediler. Ben sanat enstitüsüne girdim. Sebebi şuydu, bu sanat enstitüsü bir Amera Koleji'dir diye bizimkiler hemen ona bir isim bulmuşlardı. Abim oradan kaçtı, okumam ben burada dedi. Ben, babam üzülmesin diye Amera Koleji'ne girdi. Ve 2 sene sonra da oradan yüksek bir dereceyle mezun oldum. Sonra o sıra sanat enstitülerinin şeyde hiçbir yeri yoktu. Yani meslek okulları o sıra şeydi, üniversiteye gitme şansları çok sınırlıydı. Örneğin işte Mimar Sinan o sıra Güzel Sanatlar Akademisi almıyordu sanat enstitüsü mezunlarını. Bir tek Yıldız Teknik ve bir de Teknik Yüksek Öğretmen Okulu alıyordu. O nedenle de biz şunu yaptık. Biz özel okullar açıldığı zaman orada bir imkan verdiler ve oradan ilerlemeye çalıştık. Mühendisliğe gittim. 3. sınıftan 4'e geçmiştim. Haber geldi ki Almanlar bir okul açmışlar. Bu okul sanat enstitüsü mezunlarını da alıyorlar.
ve de sanat tesisi mezunu olarak girdim. Resim bölümüne 12 kişi alıyorlardı. 12. olarak kazandım. Orada benim hayatımda şöyle bir değişiklik oldu. Babam bana izin verdi. Yani mühendis olmamızı isteyen babam, güzel sanatlar okulunda yeniden başlamam için dedi ki, oğlum hayat senin, buyur buradan git dedi. Ondan sonra benim dünyam değişti. Ben iyi bir mühendis olabilirdim. Belki müteahhit falan filandım da bilmiyorum. Yani giderdim, yaptığım işi ben iyi yaparım hep. Çünkü benim altyapım oydu. Üretme üstünden gelen ve başarma üstünden gelen bir çocukluk süreci vardı orada. Ve güzel sanatlar benim dünyayla, felsefeyle, mantıkla, bilimle tanışmamı sağladı. Ondan sonra da hayatımız, o köyde öğrendiklerime çok şey borçlu olduğum duygusuyla hep bir orayı hatırlama ve hep bir oraya geri gitme meselesiyle sarmaş dolaş oldu. Galiba 90'lı yıllardı İKSV bir kültürler arası diyalog diye bir uluslararası toplantı düzenlemişti. Ben o toplantıda demişim ki, aslında ideallerim için İstanbul'a geldim. Şimdi onlar için İstanbul'dan gitmek istiyorum. Ben kendi hikayeme sahip çıkmalıyım dedim. Her şey çok kayboluyor, çok eriyor, çok tükeniyor. Bu tüketim toplumu benim hikayemi tüketmesin. Ben kendi hikayeme sadakatle bağlı olmalıyım diye düşündüm. Öğrencilerime hep onu söyledim. Sonuçta biz hepimiz insanız. Çok farklı deneyimlerden geçiyoruz ama bizi biricik yapan da budur, biliyor musunuz? Hikayemizi başkasından ayıran da budur. Bizi başkasından ayıran da budur. Onun için kendine saygı duyan ve kendi olan ama hayalleri olan, mutlaka değişimi ve geleceği amaçlayan bir dünya içinde üretsinler istedim öğrencilerime. Bunu hep de önerdim. Ben çünkü öyle yaptım. Onun da çok yararlı olduğunu düşündüm. Şimdi anladığım kadarıyla hocam, bizim bu söyleşimiz biraz zikzak olacak. Yani çocukluğunuzdan başlayacağız, bugüne geleceğiz, sonra tekrar geri gideceğiz. Bu da çizdiğimiz o çerçeve içinde aslında tutarlı. Şimdi o yüzden ben sizi yeniden o kendim olabilmek için İstanbul'dan gidiyorum kısmından yeniden bir Bayburt'a götürmek isterim. Şimdi aslında bence evin içini biraz hızlı geçtik. Babanızı, annenizi, bir de 7 kardeşlik, aslında bugün ufak bir kreş diyebileceğimiz bir ortamda büyüdünüz. Ve diyorsunuz ki, bugün olduğum kişiyi aslında çocukkenki yaşantıma borçluyum. O çocukkenki çocuklarla aranızdaki yaşantı nasıldı? Şimdi bizim kardeşlerle, biz böyle şey yapardık. Yani bizim bir tane yorgan, iki tane yorgan, onun altında işte döşekler var. Öyle kimsenin sınırı yok. İsteyen istediği gibi yatar. Böyle koyunlar, kuzular gibi. Öyle büyüdük biz. Belki bu biraz daha yerel ipucu vermesi açısından, bir gün uyandım, kardeşim ağlıyor. Kız kardeşim de uyanmış, aba aba diyoruz biz, aba. Aba yok, ses yok, ışık yok. Allah Allah, ne oluyor falan diye. Baktım ki kapıya gittim, kapı kilitli üstümüze. Sonunda kız kardeşimi pencereden yere uzattım. Erkek kardeşim daha küçük, onu da ona verdim. Ben de çıktım. Böyle müthiş bir ay ışığı, köpekler havlıyor. Kapı üstümüze kilitli. Ne yapacağız bilmiyorum. Kardeşlerim çok korktular. Ben ama yani onlara sahip çıkmam lazım. Onun için de ben korkuyu hiç katiye sınırlarıma sokmadım. Müthiş bir görüntüydü o. Neyse, sonun amcamın evine gittik. Onların da kapı dıştan kilitli. Yengemle annem su beklemeye gitmişler. Çocukların üstüne kapıyı kilitleyip. Şimdi böyle bir çocukluk. Su beklemek ne demek? Çayırları, tarlaları sulamak için sular akar. Başkaları eğer beklemezseniz o suyunuzu keser, kendi tarlasını sıvarır. Öyle bir şeydi o. Ve de işte halam, yaşlılar uyandılar, anneme de çok da kızdılar. İşte bizi sahiplendiler, mayiplendiler falan filan. Yani bu kapalı toplum kendi içerisinde o kadar organizedir ki sizi hiçbir zaman yalnız bırakmaz. Yani sizin her an gideceğiniz bir kapınız var orada. Bu çok kıymetli bir şey. Size her an sahip çıkacak birileri var orada. Sizi oradaki kültür korur. Bütün bunları yan yana koyunca o kadar güzel, o kadar derin ve o kadar etkileyici bir çocukluk gözümün önüne geliyor ki, ben şimdi geri dönüp baktığımda bu kent çocuklarının bir büyük kayıp içerisinde ve yalnızlaştıklarını görüyorum. Onun için biz hiç yalnız kalmadık. Loa bizi kucakladı.
kardeşler, arkadaşlar, köy kucakladı bizi ve o kültür içerisinde müthiş bir özgüvenle büyüdük diye düşünüyorum. Ama anneniz başka bir haleti ruhiyedeydi. Çünkü siz diyorsunuz ki ben beklemeyi annemden, gitmeyi babamdan öğrendim. Tabii. Benim babam gurbetçiydi tabii. Biz aslında aynı zamanda babaya da hasret büyüyen çocuklarız. Bu baba hasreti bizde başka, annemde başka etkiler yapıyordu. Onun için de biz her sabah kalktığımızda annemin yüzüne bakardık. Eğer annemde bir hüzün işareti görürsek babadan olumsuz haber geldi diye düşünürdük. Hatta bir babam için 3 tane ölüm haberi geldi. Bunlardan bir tanesi benim bir amcamın oğlu var. Adı Şahbek. Öyle demişler bizimkiler. Bu iyi duymazdı ve iyi konuşamazdı. Bir gün demiş ki işte Tahsin öldü babam için. Herkes ölmüş Tahsin Bey diye. Biz ağladık, sızladık ve bizim artık yetim olduk biz. Alıştık. Bize öyle bir davranıyorlar ki aslında çok kendimizi yalnız hiçbir zaman hissetmedik. Sonra bir sene sonra babam çıktı geldi. O sıra telgraf yok, mektup şu, hiçbir şey yok. Babam bazen 2 yıl hiç haber alamazdık babamdan. Annem hep beklerdi. Hatta bizde biliyorsunuz çayın içerisinde böyle bir büyük çay parçası, otu, çay otu havada ise misafir gelecek demektir. Alaca karga gelip sizin kapının önünde öterse birisi gelecek ve bu gelecek kişi de hep bizim için babaydı. Hep öyle bir babayı ritüellerde biz hatırlarız. Ve de bizim şimdi müzeye giderken orada bir şey var. Ged diye bir yer var. O gedin oradan çıkan herkes gözükür. Kar yağınca abimle biz, şimdi babamın, annemin mezarının olduğu bölge, bazen de bizim müzenin olduğu bölgeye gelip orada baba beklerdik ve her karartıya biz koşardık. Baba geliyor diye. Baba da 2 ya da 3 yılda bir gelirdi. Onun için annemi çok o bekleme cesareti, sabrı, sadakati nedeniyle ben Baksı Müzesi'ni kadınlara teslim etmek istiyorum. Biz erkekler o kadar korumacı değiliz, o kadar sahiplenmeci değiliz. Ama babam bir Anadolu bilgesi gibi hep kararlar verdi. İşte benim okul değiştirmeme o karar verdi, okumamıza o karar verdi. Benim eşimle evlenme konusunda beni sonuna kadar destekleyen babamdı. Şimdi böyle bir vizyoner adam, o hep gider ve o hep yenilenerek gelirdi. Çok sık gelmezdi ama muhteşem gelirdi babam. Çok da kalmazdı 1 ya da 2 ay. Hatta bir ara şunu düşünmüştüm. Babam acaba annemi mi bizi mi sevmiyor? Çocuk aklımla öyle bir şeydi. Sonra öğrendim ki babam aslında bütün bu mücadeleyi bize daha iyi bir dünya hazırlamak için yapmış. Ve kendi doğduğu toprağına hasret yaşamış bir adam. Ve belki bu bir vasiyettir diye düşündüm. Ve nitekim 87'de vefat edince babamı bu bir vasiyetti benim için diye kendi köyüne götürdük. Benim yaptığım iyi işlerden birisi odur. Onun için de bu giden ve gelen, bu kapalı toplum için çok bedel ödeten bir şeydir. Gurbet öyledir. Bir hikaye anlatıyorsunuz annenizle ilgili. Muhtemelen Baksı'nın kurulduğu tepede anneniz de kurtlara yakalandığınız tabii, hikaye. Bu da yine bizim yaşadığımız önemli yerel hikayelerden birisi. Onu bir baştan anlatır mısınız? Evet, sonbaharda biz cakar tekeriz. Yani arpa, buğday, sarıbaş, çavdar bunları ekeriz. Kar yağmadan önce biraz büyürler onlar. Sonra kar yağar, onun üstünü kapatır. Baharla birlikte hızlı büyürler ve erken ürün alırsınız. O şeydir yani o doğadan daha çok fazla yararlanma aklıdır o. Geleneğin aklıdır o. İşte annem, biz taşlı tarlamız var, oraya ekmişiz, gidelim oğlum bir görelim cagart nedir, ne değildir falan diye. Gittik, o arada bir tezek yumağı bulduk suyun etrafında, biz tezek yakardık. Sahipli olması için onları toplamanız lazım. Tam toplarken yukarıdan bekçi koşuyor, kaçın kurtlar geliyor diye. Ben de anneme aba diyoruz, aba kurtlar geliyor. Dedim. Yok oğlum yok, o tezekleri almayalım diye öyle diyor. Biraz sonra baktık ki o şey davar sürüsüne doğru gidiyor. Arkadan da 5 tane kurt onu takip ediyor. Aba kurtlar deyince abam anladı o işi. Aba hani gidelim dedi o zaman. Vazgeçti. İşte koşa koşa yola eğildik. Bizim o dönemlerde kaçakçılar vardı. Tütün kaçakçıları ve tahta kaçakçıları. Onun arkasından da kolcular gelirdi.
Tamam. Ve şimdi bir baktık ki kaçakçılar geliyor. Hemen koştuk gittik. Amca dedim işte yavaş gidin de biz de gelelim, kurtlar var. Yok evladım, arkadan kovcular geliyor. Onun için siz biraz daha yavaş gelin, biz köye haber vereceğiz dediler. Tam bizim müzenin o yanında bir yer var. Şimdi annemin babanın mezarlığına tırmanan bir yokuş var. Oraya çıktılar, gelmeyin derede kurtlar var dediler. Şimdi annemle yolu da kullanamıyoruz. Ve bizim şimdi Baksın'ın tepesine doğru gittik. Şimdi oradaki duygu şuydu. Annem istiyor ki ben önden gideyim. Ben istiyorum annem önden gitsin. Kurtlar arkadan bizi yakalayacaklar. Öndekini koruyalım duygusu. Anne çocuğunu, ben de annemi koruyorum. Ve tam şimdi bizim abayevi var. Onun oradan aşağıya doğru inerken işte köylüler silahlar, tabancalar ateş ettiler. İşte kurtlar korksun diye geldiler ve bizi eve götürdüler. Şimdi ben bu kardeşim vefat ettiğinde, Baksı'ya gittiğimde, heykeltıraş kardeşim, orada böyle bir içimde bir rahatlık ve sıcaklık hissettim. Acaba diyorum ki o anı mı hatırladım? Yani o anın sonu hep iyilikle bitti ya, acaba o mudur, nedir bilemiyorum. Yani biz o kadar da kendini bilen insanlar, yaratıklar değiliz. Biz bildiğimizden daha derin bir şeyiz, daha çeşitli bir şeyiz. Öyle bir hikaye doğrusunu isterseniz benim hayatımda bayağı yer etti diye düşünüyorum, evet. Sizin 6-7 yaşlarında iken size hayvanlar emanet ediliyor, 2 günlük mesafedeki yolculuklara çıkıyorsunuz. Tabii, Kocuktürk köyüne gidiyoruz, evet. Ve ben o yolu geçen sene gideyim dedim, arabayla bulamadım. Çok değişmiş o coğrafya, müthiş bir coğrafyadır. Biz de mesela bizim şanslarımızdan birisi şudur. Git ama şu tehlikeler var, onu bil. Yani gidemezsin, o tehlikeler var. Ya seni kurtlar yerse diye öyle bir şeysi, kimsenin paniği yok sizin için. Sadece size önerilerde bulunuyorlar. Gidin ama yabani çıkarsa birbirinizden ayrılmayın ve biraz daha büyük gözükün. Bir tanesi o. İkincisi, sis olursa işte kemerinizin bir ucundan biriniz, bir ucundan biriniz tutun ve hiçbir zaman da ayrılmayın birbirinizden. Ve biz işte gidiyoruz. Köyü görerek gittiğimiz mesafede kendimi iyi hissettim. Fakat bir tepeyi açtık, köy gözükmüyor. O zaman o kadar korktum ki artık köy de yok. Yani her şey artık yabancı. Bir köy var. O köy de şimdi çok değişmiş. O köye geldik. Böyle bir eskiden radyolar vardı. Birisinin bir radyosu varsa o türkü de söylenirse o açar, herkes dinler onu. Ahmet Sezgin diye bir sanatçımız vardı bizim. Baktım türkü söylüyor. Öyle bir rahatladım ki bir tanıdık bir şey orada. Ondan sonra yavaş yavaş bizim o tanımadığımız alana geçişimizi sağladı. İşte ilk gittiğimiz köy de bir bizi müthiş Angıcık diye bir köy. Şimdi yeni isimlerini bilmiyorum onların. Bizi iki tane küçük çocuğu bir müthiş ağır misafir olarak karşıladılar. Yedirdiler, içirdiler. Ertesi gün tekrar bize yol tarif ettiler ve biz oradan giderken bu sefer dağ var. Aman sise karşı tedbirli olun. O seyahatte ne gördüm biliyor musunuz? O seyahat bana şunu gösterdi. Siz eğer mücadeleden vazgeçmezseniz tehlike olabilir. Ama siz eninde sonunda o işi başarırsınız öğrendim. Ve de işte bir yere geldik. Yağmur yağmaya başladı. Soyun dedi bana. Kim bunu diye? Benim amcazadem. Benden bir yaş daha büyük. Geçen sene vefat ettik, Allah rahmet eylesin. Niye dedim? Islanmayalım dedi. Soyunduk biz her şeyi, koltuğumuzun altına aldık, yağıyor biz de koşuyoruz. Çok güzeldi o, yani müthiş sinematografik bir şeydi o. Ve de yağmur kesti, böyle bir tepenin aşınca, orası biraz daha kıraç bir yerdi, bir göze varmış, kaynak suyu. Orada elimizi, yüzümüzü, gözümüzü yıkadık ve şey oldu, cebinden bir şey çıkardı, kaşını gözünü düzeltti. Bu ne dedim, ayna al sen de yüzüne bak dedi. Ben ilk kez horozlu aynayı orada gördüm. Evet, o demek daha uyanık birisi. O da abimin emanet kol saatini almış. Her durduğumuzda şunu bir kur diyor. Neyse benim kurabileceğim diyor. Şöyle yaparsan kuruluyor. Çok güzeldi ve sonra öyle bir noktaya geldi ki böyle tansiyonumuz çok yükselmiş. Ha sis geldi, ha gelecek diye bir güzel bir köy gördük.
Müthiş bir güzellik. Alttan çayırlar var, su akıyor onun içerisinden falan filan. Ve biliyor musunuz o gittiğimiz yolculukta her şeyi hatırlıyorum. Ama nasıl döndüğümüzü hiç hatırlamıyorum. Bu galiba insan zihni çok böyle meşgul olduğu ve çok tehdit aldığı şeyleri daha iyi hatırlıyor diye düşünüyorum. Gerçekten dönüşte sanki bizi böyle bir şeyle alıp tekrar köye getirmişler. Hiçbir şey yok. Ama gidişi saniye saniye hatırladığımı düşünüyorum doğrusunu istersen. O büyük bir deneyimdi bizim için. Siz bir şenlik anlattınız çocukluğunuz diye. Bütün çocukluğunuz bir şenlik gibi. Benim kesinlikle öyle. Onun için ona düşkünüm. Yani hep sevinerek, her şeye rağmen, babanın gurbet meselesine rağmen hep böyle sevgi içerisinde, özgürlük içerisinde geçen ve deneyerek, üreterek geçen bir çocuktan söz ediyoruz. Öyle. Şimdi sizin yine zaman doğrunuzda yine İstanbul'a gelelim, Marmara'ya. Siz beni getirip götüreceksiniz. Tango yenge. Tango yenge, evet. Onu da anlatır mısın? Anlatırım tabii ki. Şimdi efendim ben mühendislikten bu şeye gelince, güzel sanatlara baktım ki aslında ben ötekilerinden sanki daha akıllıyım. Fakat bir farkımız var. Onlar felsefe, mantık şu bu okumuşlar. Ben de onlar yok. Ben romanlar okudum amcamın kütüphanesinden. Bütün bizim klasikleri okudum. Yaşar Kemal'leri, Orhan Kemal'leri orada okudum. Öğretmenimin şeysinde, kütüphanesinden. Onun için fakat bu felsefe okumamışım, mantık okumamışım, sosyoloji hiç bilmiyorum. Öğrendim hepsinin ne okumuşlar. Çakıştırdım 10 kitap. O 10 kitabı aldım, köye gittim. Çok da hoş. Annem geçtim mi sınıfı diye soruyor. Ben de geçtim dedim. Geçtim evet. Yani bir şey yok onda. Ve o kendime iplerden bir kütüphane yaptım, kitapları koydum orada ve okumaya başladım. Annem de bir telaş. Bu çocuk geçtim diyor ama devamlı ders çalışıyor. Bir de benim ilk vefat eden kardeşim Fehmi'yi soyunduruyorum, desenlerini çiziyorum. Annem iyice şaşkın. Gitmiş benim bir öğretmen amcamın oğlu var, ona demiş ya evladım bu çocuk yalan söylemez ama bir tuhaflık var. Neyse Rıfat abi geldi, nedir böyle böyle dedim, desenim zayıf, geliştireceğim bilmem ne, gitmiş demiş yenge, sorun yok, gayet sağlıklı bu çocuk, akıllı bir çocuk, kendini geliştiriyor demiş. O kitaplardan sonra döndüğümde ben öğrenci derneğinde voleybol oynadığım için spor kolu başkanıydım. Her şey çok değişti. Her şey ve o sene beni genel sekreter yaptılar. Hiç öyle bir şeye adaylığım yok, yapabileceğimi düşünmüyorum, başarabileceğimi düşünmüyorum falan filan. Onlar da demek ki bir şey olmuş. Ve üçüncü sınıfta ben öğrenci lideri seçtiler beni. Ve benim ondan sonra ilişkilerim değişti. İşte bu arada da beni mutlaka artık bir arkadaşım olsun istiyorlar benim arkadaşlarım. Biz de oy verince aşk mektubu değil, oy istiyoruz. Derken eşim, biz o sıra giriş sınavlarını biz yapardık. Her şeyi biz organize ederdik, hocalar not verirlerdi. Yani ona biz karışmayız ama bütün organizasyonu biz yapardık. Kurslar düzenlerdik biz. İşte o kurslara gelen kızları bizimkiler not ediyorlar. Herkesin işi gücü yok, bana kız arkadaş arıyorlar. Ben de kız arkadaşı şöyle kabul ediyorum. Eğer kız arkadaşım olursa evlenmem lazım. Yani evlenme olmadan olmaz. Elinden tutarsan evleneceksin. Öyle bir şey. Sonra dediler ki bu adamda iş yok. Kendi sınıfında bir tane çok ciddi, çok tatlı bir kız var. Onu bile görmüyor. Biz o kadar safız. O kadar temiz, o kadar masum. Hiç şeye bakmıyoruz. Yani şuraya buraya bakmıyoruz. Öğrenci ya, öğrencimiz bizim diye. Oyaymış o. Ondan sonra işte yavaş 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 bizim ilişkilerimiz ilerlemeye başlayınca abimle tanıştırdım Tango yengeyi. Abim baktı dedi ki ama iyi de dedi yani bu çok zayıf bir. Bundan karı olmaz dedi. İki biz namuslu bir aileyiz bu nasıl olacak dedi falan. Aa orada dur dedim ben bundan evleneceğim. Ve babam orada ne yaptı biliyor musunuz? Babama gittim. Bizim kapalı toplumda erkek çocuk öyle babasına gidip ben evlenmek istiyorum, bak kız da bu falan diyemez.
Anneme dedim ki ben avamla konuşmaya geldim. Aha diyoruz biz. Annem çok kızdı. Sen nereden çıktın? Ne biçim çocuksun falan filan. Bizim yaşlılar yemekten sonra gençleri alan açarlar. Babam da öyle yapıyor. Yemekten sonra gidiyor odasına, işte sigarasını, kahvesini içecek. Biz de rahat edeceğiz. İşte babam gidince annemi ittirdik. Annem itiraza rağmen girdi. Biraz sonra geldi. Şaşkın, niye dedim. Babam da deli gelsin konuşalım diyor dedi. Ben o zamana kadar kahraman gideceğim ve şey babamla konuşacağım. Babam öyle görünce biraz elim ayağım hafif kesilmeye başladı. Ne yapayım, ne edeyim falan. Aa dedim, sanki olmayacak, gel oğlum gel dedi. Elimi tuttu, anlat bakayım dedi. Anlattım. Bu anlattıklarının hepsi kültürel dedi. Bunların ahlakla hiçbir ilgisi yok oğlum dedi. Sen bu kadar akıllı bir çocuksun dedi ya. Bu düzgün birisi mi? Aa düzgün birisi. Peki oğlum ne yapacağız dedi. Eşimle evlenmemdeki en büyük desteği babam vermiştir. Ve de işte abimin tepkisine rağmen, abim mühendis olacak. Benim sınıf arkadaşım. Ondan sonra ve şeyi gördüm. Ben bunu da biraz Anadolu bilgesine yorumluyorum. Ahlakla kültürün farklı farklı algılar içinde olabileceğini şey yapıyor. Yani o öyleyse ahlaklı, böyleyse ahlaksız olmaz. O ahlak daha öte bir şey, daha derin bir şey. Ben de ilk fırsatta oyayı götürdüm. İşte Bayburtlular baktılar. Ha bir de bir söyleşi sırasında oyaya bir şey de yazmışlardı, Tango Yenge Bayburt'a gitti diye. Odur budur oyanın adı Tango Yenge, ama çok seviyorlar oyayı. Çok şeydir. Oya benim kentle, kent kültürüyle barışmamı sağlamıştır. Bunlar çok önemli şeyler. Şimdi bunu anlatıyorum, insanlar çok da aman o kadar da önemli. Çok önemli. Çünkü onun o benim içinden geçtiğim kültüre değer veriyor olması, benim hıngıdı mıngıdı yapmadan onu kabul ediyor ve orada oluyor olması benim için büyük bir sorunu çözüyor. Onun için o iyi bir alaşım oldu bizdeki. Ve bunu da babama çok şey borçluyum ve Oya'ya tabii ki çok şey borçluyum. Siz de tarih ve coğrafya aileniz Çağ da Oya Hanım'mış. Öyle gibi. Öyle. Çağ güzel sanatlar oldu benim hayatımda. Evet, oraya gidince Alman hocalardan çok etkilendim. Şimdi birinci sınıfta ben böyle işte, biz çocukken oruç tutmaya başladık. Geldik burada Ramazan, işte, ev yok, şu yok, bu yok, bir bekar evinde yaşıyoruz. Sandviçle iftar ediyoruz. Sahurda da sandviç yiyorum. Bir arkadaşım bana diyor ki, yahu diyor, sen ne biçim oruç tutuyorsun ya? Böyle oruç tutulur mu falan filan. O arada baktım ki o oruç tutmuyor. Sen niye tutmuyorsun dedim. Dedi ki ben Aleviyim dedi. Bakın beraber aynı evde yaşıyoruz. Kimin kim olduğunu sorgulamıyoruz. Anlatabildim mi? Biz de o sıra arkadaşlık bütün her şeyin daha ötesinde bir şey. Ve de bizim şey var, çıplak model dersimiz var ve cuma günleri ve namaz vakti. Yani şimdi anladık, çıplak model dersinden önce başta bir utandık ama sonra alıştık, o bir ders. Başka bir şey değil. Ne yapayım, ne edeyim? Hocaya gittim. Bir çevirmen buldum. Dedim ki işte Ramazan, ben Müslümanım dedim. Acaba bu işi nasıl çözebilirim? Yani çıplak model de biraz tuhaf da falan filan dedim. Adam baktı, sen düzgün bir adamsın dedi. Bu senin inançlarına aykırıysa dedi, bir ay senin için hiçbir şey dedi. Sen o arayı kapatırsın. İstersen gelme dedi. Çıkarken benim kafamdaki ecnebi, gayrimüslim bilmem ne yanlış politikası iflas etmişti. Ya bunlar iyi adamlar duygusu yaratılmıştı bende. Onun için de şeydir, yani o dönemde bu Alman hocaların benim değişimim üstünde çok büyük etkiler oldu. Ufkumu genişletmesi üstünden çok büyük etkiler oldu. Şimdi sizin hem bilmeyenler için anlatmak üzere hem de tabii anlattığınız bunca hikayeden babanıza olan bu gönül borcunuz, onun size hayatınız boyunca destek olmasına istinaden Baks Müzesi projeniz ortaya çıkıyor. Baks'ın ilk kafanızda oluşmaya başlaması ne zamanlar, nasıl ortaya çıktı, nasıl gerçekleştirdiniz? Biraz da Baks'ın hikayesine baştan başlayabilirim. Şimdi efendim, bizim kuşak, bu bir kuşak özelliği aynı zamanda. Biz sanat
insanın olduğu yere gitmeli. İnsanı beklememeli sanat. Onun için de biz şeyler düşündük. Yani sokakları, mokakları yeniden sanat eserleriyle donatalım dedik. Ve ki bütün o sokak caddelerinde bir müzede geçsin insanlar. O sanatın o yüceltici etkisinden yararlansınlar diye düşündük. Bu bizim kuşağın özelliği. Onun için de ben o düşünceyi hep bir tarafımda taşıdım. Nasıl çocukluğumu taşıdıysam, oradaki anılarımı, oradaki deneyimlerimi taşıdıysam, babamın vefatı sırasında biz köye gidince ben zannettim bizim konaklar orada kültür merkezi hale işliyor. Öyle bir şey kalmamış. Herkes televizyon almış siyah beyaz. Orada dizileri izliyorlar. Bizim orada da hep elektrik kesilir. Orada insanlar artık şeyi önemsiyorlar. İşte Kaçak diye bir şey dizi vardı galiba o dönemlerde. İşte onu izlememek en büyük mutsuzlukları. Küçük de bir herkes bir tane almış, evinin bir kenarına koymuş onu. Herkes onu bekliyor. O olduğu zaman da kimse birbiriyle insan insanı yitiriyor. Bunu ben çok büyük bir kayıp olarak gördüm. Ve de düşündüm ki bu babam bana bu kadar destek verdi. Ben de ona teşekkür için bir köy konağı yapayım dedim. Ama background'umuzda sanatı hayata taşımak meselesi vardı. Hatta ben müzeler için yazdığım bir yazı vardı, bulamıyorum onu şimdi. Müzeleri biraz sanat hapishanesine benzetiyorum. Dokunma, şunu yapma, bunu yapma diye bir sistem o. İşte o fikrimi açıklayınca öğretmenimi de aldık. Bizim kendi akrabalar. Bir projeye karar verdik. Köy konağı. Ama kütüphanesi olsun dedim. Yani kütüphane olmalıdır mutlaka, okumayı şey yapalım. Bir iki de tezgah koyalım. Sonra zaman içerisinde biz bunu baktık ki bu böyle olmuyor. Bunu El Sanatları Araştırma Uygulama Merkezi yapalım dedik. Ondan sonra adım 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 bu da yetmedi bize. İşte Baksın Müzesi denen kavrama yöneldik. Sebebi babaya teşekkür etmek bir. Bir de o televizyonun kimliksizleştirmeye başladığı insanları ve gurbetçilerin o kaybolma meselesini, geri çağırma meselesini çözebilecek bir organizasyon Baksı Müzesi olabilir mi dedik. Onun için de Baksı Müzesi'nin birkaç tane özelliği var. Bir, uzağa gitmek. Yani herkesin terk ettiği yere gitmek ve gitmeyin burada kalın. Burada kendi değerlerinizle kendinize bir mutlu gelecek üretebilirsiniz demesidir. O el sanatlarına, kaybolan kültüre sahip çıkmak ve de çağla geleneği orada o tepede buluşturmak meselesi. Bütün bunlar benim yaşam deneyimlerimden çıkan bir şeyler. Ben işte tepe pencereleri diye bizim mimarlığımız aslında bölge mimarlığıdır. Toprak damlı ev geleneğinin çağa aktarılmış halidir. Ben gelenek deyince zaten hep bundan anlıyorum, bunu düşünüyorum. Orada bir şey sizi, bir biçim sizi etkiler. O biçimi çağın malzemesiyle, çağın estetik duygusuyla yan yana getirir. Bir yenilik olarak insanlığa sunarsınız. Yenilik bu. Yenilik her şeyi yıkmak, hiçbir şeyden etkilenmeden bir şey ortaya koymak meselesi değildir. Zihinlerdeki o angajmanı aşabilmek meselesidir yenilik. Hayal de odur zaten. Onun için de bizim Baksı hikayesinin bana öğrettiği son derece önemli şey, siz her şart altında o bulunduğunuz koşuldan hareket ederek bir yeniliğe ulaşabilirsinizdir. Bu arada işte kütüphane kurmak, amfiteyatro yapmak, işte konferans salonu kurmak, orada mutlaka 10 bin kitaplık bir kütüphane yapmak, atölyeler yapmak, bunlar çağın önerileridir. Bizim geleneksel toplum bu kadar şeyi yan yana getirmez, böyle büyük bohça yapmaz. Kendi bohçasıdır o, o neyse onunla devam eder. Gelenek bu. Geleneksel olanlar ise yeni ilaveler yapanlardır. Bu gelenek zaten kendisini açıklıyor, gelen ek. Bir ek koymanız lazım ki devam etsin. Onun için bizim bu gelenek anlayışımızda şeyi biz kaybediyoruz, eklemeyi kaybediyoruz. Dolayısıyla da taklit işin içine geliyor. Ve eski ruhta olmadığı için, eski malzemede olmadığı için bu taklit kiç dediğimiz anlamsız bir noktaya doğru gidiyor. Baksı aslında böyle bir şey ve bu dünyada da çok büyük destek gördü. Ve bu aynı zamanda çok Türkiye'de de sanatçılar tarafından, sanatseverler tarafından
çocuklar, gurbetçiler ve kadınlar tarafından çok desteklendi. Böyle bir proje bu. Bir müzeyi, yani bu büyüklükte ve bu kadar çok parçası olan bir müzeyi ekonomik olarak nasıl yönettiniz? Çünkü siz, Baksı'nın bir vakfı var, Baksı Müzesi'nin. Ve tabii ki oraya yatırım yapan insanlar var. Bir dağ başında böyle bir müze kuruyorum. Bunu nasıl anlattınız? Şimdi şey yapalım, 45 kilometre bizim orası. Yürüyerek 9 saattir, koşarak 5 saattir. Ben koşmuş birisiyim de aynı zamanda. Bu ayağımdaki diken de oradan geliyor zaten. Şimdi efendim, şunu gördüm ben. Siz eğer düzgün bir iş yapıyorsanız, onu düzgün bir biçimde anlatıyorsanız, toplumun size güvenliği varsa, eninde sonunda sizin paylaştığınız riskleri onlara güvenerek paylaşamazsınız. Örneğin bizim atölyeler ve küçük konuk evleri bittiğinde paramız bitti. Biz evi satalım dedik, Dragos'taki evimizi. Niyetim oydu, ana binayı yapacaktık. Ve de buradan da kendimize bir sitede bir kat alacaktık. İşim mi böyle bir, ya bu evde işte çok büyük, biz de küçüğüz, yaşlanıyoruz, ne olacak bu, satalım falan filan. Hem de kadını ikna etmeden yapamazsınız o işleri. O ikna etmeden olursa olmaz zaten. Ondan sonra işte tepki gösterdi. Sonra peki ben de geri çekildim, yapılacak bir şey yok. Yani eşimin şeysine rağmen ben o işi yapamam. Yapmamam lazım. Derken 1 Mayıs günü Bayburt'a gittik. Akşam karanlıkta girdik, yattık, sabahleyin kalktık, pencereleri açtık, kuşlar uçuyor, yemyeşil çiçekler, Çoruh Nehri oradan akıyor. Eşim dedi ki, evi satalım. Mesela biz evi satlığa çıkardığımız zaman bir grup sanatçı dedi ki, olmaz, evi sattırmayız. Ne yapacağız? Dayanışma sergisi açacağız dediler ve bir dayanışma sergisi açtılar. Anladın mı? Şunu yaparsanız siz destek görüyorsunuz. Efendim ben onu yapayım da ama zengin de olayım, daha da çok şey mi? Hayır. Amacımız bizim budur. Bu amaç için ne gerekirse onu yaparız. Onu dediniz mi işiniz başka türlü geçiyor ve insanlar size destek veriyorlar. Ben müze ödülü almak için gittiğimde bizim bu hikayeyi bütün Avrupa müzecileri biliyordu. Evi sattınız mı diye soranlar vardı. Eşiniz ne diyor şimdi diyenler vardı. Anlatabildim mi? Bu bir insan hikayesi. Onun için tutarlı bir şeyimiz varsa, tutarlı bir şeyden söz ediyorsak, bir adanmışlık varsa, bir masumiyet varsa işin içerisinde, o eninde sonunda kendi desteğini buluyor. Benim gördüğüm odur ama en büyük destek sanatçılarındır. Şimdi bizim Baksı'daki koleksiyonumuz çok geniş bir koleksiyonumuz var. O koleksiyonda hiç kimseye bir kuruş para ödemiş değiliz. Hepsi bağıştır ve son derece kaliteli de işlerdir. Onun için şuna inanıyorum. Masumiyet, adanmışlık ve dayanıklılık. Dayanıklı olmazsanız işi götüremiyorsunuz zaten. Zamana ihtiyaç var. 1 yıl, 2 yıl dayanırsınız da ama 20 yıl biraz uzun bir süre. 20 yılda benim geçen gün portrelerime baktım, çok değişmişim. Bazıları daha iyi olmuşum diyor ama o şey, ben kendimin o kadar iyi olduğunu düşünmüyorum. Evet. Bir şey demişsiniz, o benim ilgimi çekti. Anadolu benim mutlak refleksim haline gelene kadar ve kanıma işleyene kadar sanatımda Anadolu'yu kullanmak istemedim diyorsunuz. Evet. Nasıl anladınız artık Anadolu'yu kullanabileceğinizi? Şimdi bu refleks haline gelmesi meselesi şeydir hakikaten. Yani şimdi biz kurgusal olarak bir şeyi akli olarak hesap ederiz. Şunu yaparız, bunu yaparız, belli bir yere gider. Bu refleks şöyle çok fazla akılla olacak bir şey. İlk araba kullanmaya kalktığınızda böyle direksiyonu şöyle yapın, gazın sesini dinleyin falan. Ben düşündüm ya, bu gaz sesi dinleye dinleye ben yaşayamam ki. Şimdi gazın sesini dinleyen yok. Bu refleks. Onun için de kurgusal olarak bir şeyi kullanmak değil ama o şeyin kendisini size kabul ettirip sizin eylemlerinize katkı sunduğu andan itibaren refleksten söz edebiliriz. Ben onu bekledim.
Yani o dönem sanatında da zaten epeyce şeyler vardı. Tartışıyorduk biz bunları. Hem onların koleksiyonunu yapıyorum, hem halk resimlerini araştırıyorum. Ama kendim daha akademik resim yapıyorum. İstemedim onu kötülemek, kullanmak. Şimdi bakın bizde halk kültürü karşısında ya lüzumsuz abartırız ya da lüzumsuz dışlarız. Ya bırakın, o bir kültür. Onu anlamaya çalışın. Bütün mesele bu. Zaten bizim temelimizdeki mesele de yargılamanın ötesine geçememektir. Anlatabiliyor muyum? Halbuki anlamaya kalksak, onun bir şey olduğunu öğrenmeye kalksak onunla iletişim kuracağız. Onun için şeyi kesiyoruz. Ben bu yargılamanın ötesine geçip bu işi algılamak için ona bir zaman tanımak gerekir diye düşünüyorum. Bir de çok fazla aceleci olanlar içeriği mahvediyorlar. Ben size söyleyeyim, masumiyeti mahveden bu cin gibi insanlardır. Kendi projesini başkalarının adanmışlığı üstünden gerçekleştirmek isteyenlerdir. Onun için de onlar bir ortadan çekilseler, sadece yapabileceği kadar açıklıkla yapsa herkes, bu dünya daha rahat bir dünya olur diye düşünüyorum. Siz yine diyorsunuz ki, Box'ı benim en büyük eserimdir. Evet. Ve Box'ı bir bina değil, bir landmark'tır diyorsunuz. Land art, evet. Land art. Bence landmark aynı zamanda. Bir de diyorsunuz ki, eserle sanatçı arasındaki ilişki tuhaf bir ilişkidir. Resmin bittiğini anlarsınız. Box'ının bittiğini ya da bir gün tamam diyeceğinizi ne zaman sizce anlayacaksınız ya da öyle bir nokta? Çok güzel. Bu iyi bir soru. Ben size söyleyeyim. Yani Türkiye'de benim bir galericim vardı. Dedi ki, ya Hüsamettin, bize göre Türkiye'de sen bir avantgardsın. Her şeyi yeni yapıyorsun. İşte dekanlık yapıyorsun, fakülteyi yeni yapıyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Ne yapsan yeni yapıyorsun. Ama sizin Türkiye'de insanlar sizin ne yaptığınıza böyle biraz mesafeli bakıyorlar. Çünkü sizin insanlar Batı'da görmediği modeli burada hiçbir zaman kabul edemezler. Ve nitekim bizim Box'ı Batılılar göstermeseydi bizimkiler hala onu görecek halleri yoktu. Onun için de Box'ı bir sanat eseridir. Ve henüz bitmedi Box'ı. Bu kadar uzun bir yapıdır Box'ı. Onun için bizim Erzurum'da çifte minareli medrese için bir sürü şeyler anlatırlar. İşte şeyde Sixtine Şapeli'nde Michelangelo indiğinde gözleri çarpıkmış bilmem neymiş, tamam mı? Şimdi bu Box'ı aslında bitebilmesi kendisi karar verecek. Onlardan bir tanesi Box'ının belli bir doygunluğa uğrayıp kendi sistematiğini kurup sürdürülebilirliğini sağladığı zaman biter Box'ı. İkincisi ben gidince biter Box'ı. Yani şey, sürdürülebilirliği devam edecek, onu yapacağız. Onun için de benim için Box'ı son derece dinamik, yenilenen ve öneren bir kurum olarak. Şimdi biz ne yapıyoruz biliyor musunuz şu günlerde? Sanatlar Nehri Yıkamak diye bir proje yapıyoruz. Çocuklara hem çevre bilinci hem de sanat bilinci aktarmak istiyoruz. Anlatır mısınız biraz o projeyi? Bu proje, bu önümüzdeki ay içerisinde bu projeyi toplumda paylaşacağız. Bir şirket destekliyor bunu. Box'ı yürütüyor. Bayburt Valiliği, Belediye Başkanlığı, Bayburt Üniversitesi, Mimar Sinan Resim Heykel Müzesi bunun paydaşlar. Şey yaptık, yani öncelikli olarak sivil toplum kuruluşlarına bu kirlenme, doğa kirlenmesi ve nehirlerin kirlenmesinin, akarsuyun kirlenmesinin çok büyük bir sorun olduğunu anlatan toplantılar yaptık. Çocuklarla yaptık ve en sonunda çeşitli grupların katıldığı böldük nehri. Bizim Bayburt sınırlarında 100 kilometre, aslında Çoruk 476 kilometre. O 100 kilometreyi böldük. Her bölümü o yakın çevredeki çocuklarla pislikleri topladık, artıkları topladık. Getirdik bizim Box'a. Box'a workshop düzenledik. Çocuklar onlardan sanat eseri yaptılar. Şimdi bunu İstanbul'a getireceğiz. İstanbul'da sergileyeceğiz. Ve de şunu yapacağız. Sergilenirken de bunu tartışmaya açacağız. Yani ekoloji ve sanat meselesinin aslında toplumsal eğitim açısından, bilinç oluşturma açısından son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Kadına ve çocuğa son derece önem veriyorum.
Biz burçlar da veriyoruz. Onun için çocuğu eğer bilinçlendirirsek, çocuk babasını da, abisini de, teyzesini de uyarabilir. Anlatabildim mi? Onun için çocuk bütün bu doğanın bekçisi olabilir. Artık sanat bir müzenin içerisinde ben gelin beni görün diyecek bir noktada değil. Hayata ulaşması lazım. Hayatla kenetlenmesi lazım. Hayatla kendini yeniden test etmesi lazım ve iletişim kurması lazım. Bu olmadığı sürece orada olur, hiçbir zararı yok. Biz eskileri zaten koruyacağız, değil mi? Kültürü korumakla, kültür ürünü korumakla görevliyiz. Ama asıl mesele biz bu koruduğumuz şeylerin toplumla üretici ilişkiye geçmesini sağlamak diye düşünüyorum. Bunu son derece önemsiyorum. Baksın biraz binasından aslında bahsetmek istiyorum. Biz bu binayı yapmaya başladığımızda bu benim akademisyen yanım galiba. Öncelikle biz bu bina nasıl bir bina olsun? Yani şimdi kardeşim biraz daha böyle trendi bir şeyler önerdi. Orada böyle çapraz, kontrast bir şey koyalım dedi oraya. Biraz Tadoando gibi bir şeyler düşünüyordu. Ben de buradaki bina buraya ait olsun ama yeni olsun dedim. Nasıl olacak falan, işte bu size daha önce anlattığım toprak damlı ev geleneğinden yola çıkalım dedim. Tepe pencerelerini alalım, gokkoloç diyoruz biz onlara ve toprağa bağlı olsun dedim. İşte epeyce tartıştık martıştık, sonra onun fotoğraflarını çektim ben, fotoğrafları getirdim. Bunlar olabilir dedik. Ve oturduk, bu yerel toprak damlı ev geleneğinden yola çıkarak bir sistem oluşturduk. Şimdi bunun malzemesine gelince taş istedik. Bir de istedik ki büyük bina kerpiç olsun. Çok uğraştık. Fakat iyi ki de yapmamışız. Çünkü o kadar yükseklikte doğa isyan ediyor adama. Diyor ki bunu böyle yapamazsın. İkide bir çatıyı matıyı uçuruyor tabii ki. Şimdi tedbir aldık, artık uçuramıyor. Onun için de o malzeme seçme konusunda çağın imkanlarına müracaat ettik. Ve de tamamen ve tamamen benim aklımda kalmış olan bizim toprak damlı ev imkanlarını kullanmak. Artı bir de büyük binada bizim orada bir dağlar silsilesi var. Yani hiç olmasa bu yükselirken o dağlara bir eşlik etsin dedik. Tamamen yereldir, tamamen çağdaştır ve evrenseldir. Odur, çözümü odur. Malzeme yeni bir malzeme, evet. Yani bizim baksıda ana hareket noktası odur, yerel mimarlık. İşte onu çağa taşıyan, o söylediğim üçlü var ya, coğrafya, tarih ve çağ. Onları yan yana getirdik ve hep yaptığım şey yeni olsun istiyorum ben. Yeni olmayan bir şeyin kültüre katkısı yok. Anlatabildim mi? Yeni üretirsek ekonomiye de katkısı olacak. Kültüre de katkısı olacak. Daha insanları yeni bir hayata da teşvik edecek. İlk sorulacak soruyu en son soruyorum. Burası sizin çalışma odanız. Bizim de aslında bu söyleşiyi yaparkenki temamız bu. Bize biraz etrafımızda gördüğümüz resimleri, ortamı, nasıl bir çalışma şekliniz olduğunu anlatır mısınız? Burası benim için son derece aslında bir laboratuvar. Yani benim ilgi alanlarımı da yansıtan bir oda burası. Bu arkadaki şey bir eski büyükelçinin kütüphanesiymiş o. O koltuk da o büyükelçinin koltuğuymuş, ahşap bir koltuk. Ve burada küçük biblolar var, yayınlar var, şunlar var, bunlar var. Bu bizim sona gittiden bir parça. Benim bir sınıf arkadaşım sona. Bir sabah annem kalktık ve yine üzgün, acaba babadan kötü bir haber mi var diye. Annem yok bir şey falan diyor. Sonra baktı ki telaşlandık. Yok bir şey evladım. Bugün sona gitti dedi. Yani çok ağrına gitmişti annemin bir kız çocuğun evlatlık verilmesi konusunda. Sonra aradan yıllar geçti. Bir gün bir mektup aldım. Mektupta diyor ki hocam ben sizin Baksı'dan evlatlık verilen Sona'nın oğluyum. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde işte yardımcı doçentim inşaatı, şimdi profesör olmuş. Çok etkilendim yaptığınızdan, sizin için ne yapabilirim diyor. Ben onu okur okumaz annemin yüzü aklıma geldi. Oturdum sonra gitti diye bir sergi yaptım.
Bizim Marmara'nın şimdi rektörlüğü müdür bilmiyorum. Şeyde Sultanahmet'te bir binamız var. Eski bir müze ondan sonra. Orada sergilendim. İşte dediler ki sona da gelsin bu sergiye. Yok dedim. Yani şimdi onun ailesi kim, ne oldu, ne bitti bilmiyorum. Ama Trabzon'da, o çevrede olduğunu biliyoruz. Sonra bir gün ben lokantadayken Bayburt'ta garson geldi. Bir hanım sizi görmek istiyor hocam dedi. Evet. Peki dedim. Geldi böyle pırıl pırıl cin gibi birisi bakıyor. Baktım ben sizi tanıyamadım dedim. Ben sizi tanıyorum dedi. Nereden dedim? Ben Sona'yım hocam dedi. Sona her şeyi takip etmiş. Anlatabildim mi? Ve de benim bu şeydeki ayağımdaki diken sergimin açılışına eşi, oğlu, gelini ve torunuyla birlikte geldiler oraya. Sona bizde bir kız çocuğunun gitmesini anlatan çok bence içli bir hikaye. Evet. Ve de Sona Allah'tan iyi bir yere gitmiş ve annemin üzüntüsü hiçbir zaman gerçek olmamış. Annem acaba Sona'nın bu son halini biliyor muydu bilmiyorum. Sona çok mutlu ve çok düzgün bir aileye gitmiş Sona bizim. Mesele o. Çok içli bir hikayeyle bitiriyoruz ama çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.